Türkiye'nin televizyonuna, Kanal Türk ekranlarına, dolu dolu Anadolu'ya hoş geldiniz efendim. Bugünkü durağımız zaten görüntülerden anlamışsınızdır. Kastamonu. Kastamonu'da bugün çok renkli bir program hazırladık. Şimdiye kadar belki çok geldik ama bu kez geldiğimizde bir de motordan inebilirsem yüzlerin güldüğünü gördük. Abi teşekkür ediyorum. Dur bir yere gitme. Kastamonu'yu gezeceğiz, dolaşacağız. Ama dedim ya bugün Kastamonu'da ayrı bir güzellik var. Kastamonu'da her tarafta bayraklar var. Çünkü Kastamonu Spor ilk defa Kastamonluların uzun bir aradan sonra yüzünü güldürüyor diyelim. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bu taraftarla bu takım şampiyon olmaz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Hani neyle karşılaşacaktık? Hangi besteyle? Meydanında dün gibi sevda. Derin bir nefes çektik olur başında. Bir umudum sensin, anlıyor musun? Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan. Merhaba, yaşlılar en böyle tecrübeliden başlayayım. Yaşlı demeyeyim, şimdi biraz sonra onu söyleyeyim. Dada'ya gideceğiz, ondan sonra kime gideceğiz? Yine Kastamonu'nun yetiştirdiği son yıllarda televizyonda, yarışmalarda dereceye giren çok güzel bir ses var, o sizlerle olacak. Harika bir pazar var. Pazarda teyzelerle inanılmaz sohbet var. Pastırma, Kastamonu pastırması hepsi ekranlarda olacak ama dedik ya, bir şehrin takımı şampiyonluğa gidiyorsa nerede hangi ligde olduğunun önemi hiç yok. İnsanlar mutlu oluyor. İyi gidiyorsunuz. İyi gidiyoruz Allah'a çok şükür. Para var, huzur var. Her şey tamam. Var mı para? Var. İdare ediyoruz. Nerede? Sessiz sedasız bir köşeye geçmişsin. Bal ligindesiniz değil mi? Evet efendim. Şimdi şu an yayınlanacağımız hafta tabii biraz geç girecek ama şu an kaçıncı haftadayız? Vallahi şu anda bu hafta 10. haftayı oynayacağız. 14 haftalık lig var zaten. 14 takım var bal liglerinde. Yani toplamda 28 hafta oluyor. Şu anda lidersiniz. Şu anda lideriz. En yakın rakibiniz kim? Amasya Spor'da. Ne oldu Amasya maçı? Amasya Spor maçı fethettik geldik. 2-0, 2-0'la fethettik geldik. Tövbe feda olsun sana. Hiçbir şeye değişmez. Bak kaşkollar, formalar, aman Allah'ım. Merhaba, tanıyalım merhaba seni. Dışarıdayım önce. Çok sever misin futbolu? Severim futbolu. Ne zamandır Kastamonu Spor'u takip ediyorsun? Ne zamandır? Birkaç ay oldu. Ama Bayan Taraftar Kulübü o zaman yoktu. Ondan yoksa hani önceden olsaydı, önceden tabii ki. Kurdunuz mu? Kurduk. Başkan kim? Başkan Çiğdem Ortaylı. Ya kız sen gelen başkan senin ya. Kızlar başkan nasıl, iyi bakıyor mu taraftara? Evet. Ne yapıyor, ne faydası var? Her faydası var. Ne yapıyor, evde börek mi yapıp getiriyor? Erkeklerde tabii. Ne yapıyor? Bıraksak onu da yapacak yani. Eşi meşi yapıp getiriyor musun? Tabii bakıyorum ben onlara zaten. Tabii. Öyle dayı dayı konuşma ben. Esnafım ben. Tebrik ediyorum önce, iyi gidiyorsunuz. Teşekkür ederiz. Normalde bayan taraftar grubumuz bu kadar değil. Hepsi okul bu saatte denk geldiği için bu şekilde olduk biz. Maçlara gidiyoruz, deplasmana gidiyoruz. Gidecek çok deplasman vardı. İnşallah. En çok kaç deplasmana gittin şimdi? Şu ana kadar iki deplasmana gittik. Biri Bartın deplasmanı, biri Amasya deplasmanı. Böyle en çok merak ettiğin deplasman hangisi? Karşılaşacağız bakalım. Amasya'yı merak ediyorduk, oldu. 2-0 yendik geldik. Ayağım, önümüzdeki deplasman. Geldi acaba? Arma aşkına oldu. Arma aşkına. Kızlar evden bir şey demiyorlar mı? Kızım bırakın bu futbolu mutbolu, oturun evde falan. Kesinlikle demiyorlar. Kesinlikle, çünkü yani bizim orada güvende olduğumuzu biliyorlar. Hepimiz kardeşiz çünkü. Abi bizim sevdamız, armaya olan sevdamızın yanında bu şehre inanılmışlığın, Çanakkale'de şehit olan kardeşlerimizin sevdası. Bizim bayrağımızdaki kırmızımız, Çanakkale'de şehit olan kardeşlerimizin kırmızısı, siyahımız matemimizin siyahı. Biz bu şehre gönül verdik, biz bu armaya gönül verdik ve bunun uğrunda gerekirse bu şehrin, bu takımın arkasından nereye kadar olursa olsun gideceğiz. Aynen böyle. Valla başarılar diliyorum. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yani bizi bu zamana kadar böyle bir ilgi görmemiştik. Bizi geldiniz, aradınız, bize ilgi gösterdiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah şampiyonluk kutlamalarında da beraber oluruz. İnşallah. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Thank you.
Dünyanın en güzel görüntülerinden biri değil mi? Ne kadar güzel. Nasrullah Camii'nin hemen yanı başındaki o meydan. Burada nasiplerini arayan güvercinler, günün her saati kalabalık insanlar. Şimdi her programda bu efsaneyi söylüyorum. Zaten buraya gelip bu suyu içtikçe de bu işin sonu gelecek gibi değil. Diyorlar ki ne kadar çok sık geliyorsun Kastamonu'ya. İlk geldiğimde dediler ki bu sudan bir kere içersen ondan sonra 7 kere geleceksin. O suyu içtik, bir daha geldik, sonra bir daha geldik, sonra bir daha içtik, bir daha geldik. Hani bu tempoda devam edersek herhalde benim tahminim Allah ömür verdiğim sürece her sene 2 defa Kastamonu'ya geleceğiz. Anne nasılsın? Allah'a şükür uçurmuş. Dünya telaşı. Aman dünya telaşı diye diye yemi sata sata binayı dikmişsin. Köye de haberimiz yok. Ah yavrum. Ah yavrum dedi mi kesin kesin. Ne dertlerim var benim bilseyin. Ben mi şatırım? Bu evi kendim idare ediyorum. Benim işim falan yok. Tek başıma. Borcu, harcı, her şeyi ben yapıyorum. Allah kolaylık versin. Bir liradan da yem satıyorum. İşte ne yapacağız? Şimdi hava güzel, bir de hava Allah'a kötü şükür oldu mu? Allah'a şükür. Kayıyor, soğuyacak dedi ama yine de bugün iyi yani. Sen şimdi yağmur yağdı mı ekmek gitti değil Bitti mi? Bitti ya o zaman. Kar oldu mu iyi olur. Üşüyoruz tabii ki. Karda da üşüyoruz. Hep güneş olsa keşke diyor. Hayır o bitti, kış geldi. Kış geldi geldi. Hadi kolay gelsin. Her zamanı. Değil mi? Hadi. Kolay gelsin. Ablalardan yemi aldın mı? Torbayı geri getireceksin ki doldursun. Adet yerini bulsun. Mutlu detayı alsın. Biz de gidip suyumuzu içelim. Ondan sonra artık Kastamonu'nun merkez mi olur, başka yerler mi olur? Rotamızı nereye doğru çizersek programımızı orada devam ederiz. Efendim Kastamonu'da günlerden çarşamba, çarşamba ve cumartesi günleri yolunuz Kastamonu'ya düşerse pazarı ziyaret edin. Biz de ziyaret ettik. Şimdi abla sordu. Ne yapıyorsunuz diye. Bu arada Turgut Yılmaz abimiz gazeteci bizim bu programdaki canımız ciğerimiz. Teşekkür ederiz. Abla sordu dedi ki ne üzerine program? Dedim ki bu hafta programda işi gücü bıraktım. Gelininden şikayetçi kaynanalarla kaynanadan şikayetçi gelinlerle konuşacağım. Abla dedi ki bende 2 gelin var ama çok iyi dedim. Öyle demedin. Kamera kayıtladıyken ah ah dedim dostlar dedin. Demedin mi? Hayır hayır. 2 gelinim var çok iyi dedim. Öyle dedim biliyorum. Vallahi öyle. Çok iyi. O zaman seninle konuşacak bir konumuz yok. Hiç Allah razı olsun. Kaç lira bu? Ama kilosu 1 milyon. 1 lira bedava. Bunun da böyle... O da 1,5. Hazır soyulmuş. O 2 tane aldı, 2 lira verdi. Evet. Ben ona 1 milyondan al dedim dedi. Sen de vallahi bak gözlerinin içi gülüyor annem ya. Sen vallahi ne kadar iyi niyetlisin ya. Ya öyle oluyor işte. Pazarın şeyi öyle. 3 aşağı 5 yukarı. Rızkı veriyor satıyoruz. Allah değil mi? Evet, evet. Kim kimsin evde? Ben de oğlum var, gelinim var. Zaten bugün pazarda onu konuşuyoruz. Niye? Gelinden aman diyen kaynana varsa onu arıyor. Var mı? Yok. Yok şükür. Bak, yok. Sende de yok. Yok vallahi. Yok. Yok öyle. Bir oğlum ve 2 torun. Allah bağışlasın evet. Anne. Herhalde 2 saate iş biter dönersin eve. Ben oğlum çalışıyor. Akşam gidiyorum kıyı. He o geçerken seni evet, alıyor. Evet ben alacak işten çıkınca. Yanındaki abla kim? O da komşumuz. Komşunun yüzü gülmüyor. O daha satış yapamadı galiba. İşte. Ona da bir merhaba diyelim. Ayağımız bereketli uğurlu gelir belki ya. Şu anneye de bir merhaba diyelim. Nasılsın? Anne iyisin. İyi yavrum. Hoş geldin. Safa geldin. Hoş bulduk. Sen daha balı satamadın mı? Çiçek balı. Çok güzel. Satamadın ama daha. Sattım. Bu hanım aldı. Kim aldı? Bu. Ya bu abla çok iyi bir abla. Vallahi bak. Çok iyi. İsteyene indirim yapıyor. Komşusundan alışveriş yapıyor. Kaçtan verdin bunu böyle? 35'e satıyorum kilosunu. Kilosu. Hı hı. Ama iyi bal değil mi? Tabii çiçek bal. Amcam evde mi? Evde evde. Çok kıskançmış diyorlar. Öyle olur acı bir şey. Var değil mi? Acık kıskanıyor ama. Ay Allah. Gördün mü beni? Ama ne olacak? Ben de senin evladın yaşındayım değil mi? Öyleyiz tabii yavrum. Hep evladım sana. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasılsın? Dur, tam pancarımı yerken geldim. Böyle seyrediyorum seni amcasın. Hoş geldin ya. Dolu dolu Anadolu. Dolu dolu Kastamonu. Dolu dolu Kastamonu. Nasılsın? Pazar olsun. Nasıl? İyisiniz. Allah'a emanet. Burası pazarımız bizim. Ne güzel. İyi değil mi? Burayı Kastamonu beğendi. Güzel, beğendim. Amcasın, neler oluyor aldın? Amcasın pastırmalı ekmek ye burada. Kirit var. Yani ben yemek istemiyorum. Sen yemiyorsun sen. Ben fark ediyorum. Sen hiç ağzını almıyorsun. Başka şeyler yiyor, sen yemiyorsun. Yemem. Ben dikkatimi çek. Daha iyi yapıyorum değil mi? Tabii iyi yapıyorsun amcasın. Vallahi ben bu moralle daha çok program tabii yaparım. Allah razı Allah, olsun. Allah emanet ol amcasın. Hadi teşekkür ederim amca. Kanaltı bize çıkıyorsunuz değil mi? Dolu dolu Anadolu ya. Kanaltı vardı. Aman öyle deme şimdi, kocan kıskanır. Canım annem. Evde kimler var? Evde bir gelin ve bir torun var. Aman o gelini duydum ben. Adı neydi onun? Adı neydi onun diye. Gelinim çok iyi çok. Bakayım bir gözüme bakarak neler ben anlarım. Gelinim çok Kapatma iyi. Kapatma gözünü. Sana iyi bakıyor mu? Bakıyor. Tamam. Daha elden ayaktan düşmedi şükür yavrum. Ay Allah sana güç kuvvet versin. Evet, ne evet. Varsa eskide var. He. Vallahi bir şey söyleyeyim bak. Benim de babamı anam ayakta tutuyor. Doğru. Benim babam da sizden, o da pazarcı. Evet. O da boncuk yapıp satıyor. Olsun yavrum, her şey ekmek alıyor. Annem onu ayakta tutuyor bak. Annem olmasa var ya, babam oho. Evet. Orada pancarı yedik. Ablam da dedi ki gel dedi ekmeğin arasına bir kilo tereyağı koyayım da onu yiyiver. Ay Allah. Aman ne olacak, dokunur mu sana? Ya, dokunmaz, koymayayım canım, ne olacak? Canım aman, sağ olsun. Aman koyuver yiyeyim ben, ne olacak? Ne olacak yani? Sen nerelerden gelmişsin? Nasılsın, iyisin? İyiyim, yanında kim? Yanındaki bu da komşu, bir komşu köylü. Komşu mu? Bir köylü. Komşu iyi bir amcaya benziyor değil mi? İyiyiz be, Allah'a şükür hep çok komşularımız çok iyi burada. Komşuda para çok ama. He? İşleri bile altın, gördün mü? Olabiliyor. Bunlar... O yüzden hep gülüyor. Bunlar ılgazlı, bunlar mal yapıyorlar. Biz gibi ovalı bir şeyle uğraşmayalı ki. Tabii, o şimdi onda bir kaç inek vardır? Kaç inek var? Ya yedi var, yedi tane var ama fazlaydı da sattık tabii. Evet, evet. Bunlar da dediğin gibi para, bunlar da anacım. Ya mal yapan da var. Ormanda çalışıyoruz biz işte, ormanımız var. Ormanda ormandan da geliyor, bak. Ormandan geliyor, maldan geliyor. Ha. Söyle, Allah. Kaçtan veriyorsun tereyağını? Vallahi işte zeka geç geldi işte 17-18 kağıt ne edebiliriz, edemiyorsun. Abla, vallahi billahi Türkiye'nin her yerinde böyle köy tereyağı değil mi bu? Tabii. 23 liradan aşağı yok. Aman dur. Dur dayak yiyeceğim. Dur. Tereyağı yiyeceğim dedim. Otuz. Dayak. Allah'ım. Gebertirim bak ha. Ne istiyorsun? Kışkırtma kız, bunları zaten pahalı. Buldun ufacık çocuğu. He tabii. Daha yeni geldin, gene geldin. Hoş geldin. Beğenemiyorum. Kastamonu'yu görmeden, sizleri görmeden işin. Benden rahatı yok. Koyuna geziyorsun, yiyorsun, içiyorsun Allah'ım. Demiyor mu? Bunun da bir sevdiği vardır. Bunun da çocukları vardır. Onlar ne olacak? Onları da götürsün, gezdirsin, ne olacak ki? Çocuklar baba diye hayatım, ağlıyor. Hayatım kışkırtma bu köylülerimizi. Bak bir şey bunlar diyeyim mi anne? Bunlar çok pahalandırdı her şeyi, anne, sağ olsunlar. Onların bunlar emeğini, olmasa olmaz. Onlar olmasa Türkiye aç kalır. Onların olmaz. Emeğinin var ya, onlar dörtte birini alamıyor. Sağ olsunlar, sağ olsunlar, haklısın. Şehirdeki kadın diyor ki işim zor. Bak sorsan hepsi sabah 5'te 6'da kalktı. Şehirdeki anca geziyor, dedikodu, başka bir şey yok. Onlar da işi zor, onlar da çalışıyor da. Ne işi zor be? Şey, hazır getiriyor, yiyordu işte. Para gelsin, koca paraları getirdim, bir de yiyelim. Amcam nerede? Amcayı kovaladım. Hangi tarafa? Suyun bu tarafına mı, öbür tarafına mı? Yok da öbür tarafına gidemedik. Ayrıldık. Ne yoksa? Nereye gitti benim kız? Ana dur. Adam senin burada mıydı pazarda? Hayır, benim kız vardı. Kaçtı sen görmeyesin diye. Evet. Nereye gitti, bak, kaçtı? Burası da sabahtan beri bir şey konuşuyor. Kızı da kaybettin. Bir şey değil, kızı da kaybettin. Bir kızını kaybettin, bir oğul kazandın. Boş ver. Canım seni de görmek nasip oldu. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Hayırdır, hangi mevzuyu bitiremediniz şöyle sabah dedi. Biz mi? Kardeşim Kastamonu'da kalıyor da yanımıza geldi, çocukları falan soruyoruz, yeğenlerimizi falan. O muhabbet var yani. O muhabbet. Evet. Nereden bildiriyoruz? Bu da işte. En büyük abi mi? O babamız. Babamız. Abi. Maşallah ya, abi gibi ama ya. Sağ olun, teşekkürler. İyi bakmışlar.
Kendine de iyi bakmış. İdare diyor. Yaşlıların genci benim. Vallahi helal olsun. Özlemiş misiniz 70 abi? Yaşında. Maşallah. Allah nazarlardan korusun. Bak abiye kafada saç kalmamış. Eşin nerede? Öyle oldu evde. Ah senin öz abin değil mi? Evet. Ah senin bu gelin var ya senin bu gelin. Sırma saçlıydı bu. Öyle oldu ya. Başında saç bırakmadı dökülden. Ama sen öyle de sonra bir daha zor gidersin eve. Hadi kolay gelsin. Giderim ya giderim bir şey yapmaz. Festiller de taze herhalde. Evet abi taze. Kaç lira festil onu da soralım. Ya ben de 10 falan söylenem mi? Ondan dalan yok yani şu anda. Allah kolaylık versin evet. Abla. Vallahi istiyor. Evet. İstiyor ablam benim. Kolay gelsin. Hamur işini satan nasıl belli ya Rabbi, nasıl belli? Hoş geldiniz. Hoş bulduk annem, bir elini öpeyim. Sağ olun, Allah razı olsun, sağ olun. Nasıl işler güçler? İyi işlerimiz yavrum. Aman iyi olsun. Evet, aman börek satıyoruz, çabuk çocuk geçindiriyoruz. Ama sen bu böreği seviyorsun da galiba arada. Seviyorum da böyle oldu. Ama çok yemeyen, çok yemeyen de yine oluyor böyle. Anne ye be. 35 senedir bunu ben yapıyorum. Bir ömür ve 35 sene. 35 sene. Hoş bulduk. Nasılsın ablam? Siz. Allah'a şükür. Börekçi abla börek yapıyor. 35 senedir börek satılmıyor. Satılır mı? Daha erken. Erken daha. Öyle daha. Yanındaki kim? Yanındaki de o. Yanındaki kim? Hacı teyze. Şey mi? Annen mi? Evet. Hayır benim köyüm ayrı. Ben Cemil köylüyüm. Diyorum hani ona yaşlı diyeyim evet, ki acaba evet. Kızacak mı diye. Kızmaz. Hacı anne kızmaz. Kızmaz. Buyurun. Nasılsın kızmaz. Hacı anne? İyiyiz elhamdülillah siz değilsiniz. Ya nasıl da onuya gelirim de böyle sizin gibi güzel annelerimin sohbeti olur da ben kötü olabilir miyim? Çok sağ ol yavrum sizlerin iyi değil. İyi herkes iyi olur. Vallahi evet. Diyorlar ki evet. Hep geliyorsun. E nasıl gelmem ya? Evet. Böyle dostlar varken. Biz devrekendiliyiz. Bu devrekendi düğün böreği geçer. Düğünlerde mi yapılır? Evet düğünlerde. Efendim, pazardan aslında hiç çıkmaya niyetim yok ama program pazarda bitecek diye korkuyorum. Çok güzel bir pazar var. Çarşamba ve cumartesi günleri Kastamonu'ya gelirseniz bu pazarı mutlaka gezin. Bu ablalarımın o getirdiği ürünlerden mutlaka satın alın. Hepsi dünya iyisi, dünya güler yüzlüsü. Harika insanlar. Pazardan ayrılmam lazım ama daha ben bu Kastamonu'ya geldim de bu pazara mutlaka uğrarım. Beraber oturuyoruz, karar alıyoruz. Diyoruz ki artık diyete başlayacağız diyoruz. Bu göbek fazlalaştı diyoruz. Kilo diyoruz. Biri oradan diyor ki abi diyor Kastamonu'ya hoş geldiniz. Ya, hoş bulduk. Abi Daday'a gittiniz mi? Yok vallahi gitmedik. Daday'da ne var? Abi bir etli ekmek yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Cık. E dedik gidelim yani bir daha dünyaya mı geleceğiz? O yüzden kalktık üşenmedik. Daday'a geldik. Kastamonu merkezi en yakın ilçelerden biri. Genellikle tek katlı evlerin olduğu yeşillikler içerisinde son yıllarda at turizminin, at safarinin de gündeme geldiği, eğer bulabilirsek tıkır imalatının köylerde yapıldığı Kastamonu'nun güzel, kendi halinde yeşillikler içerisinde bir ilçesi Daday. Biraz sonra içeriye gireceğiz. Madem buraya kadar geldik, bu kadar methettiler, bu yeşil dünyalar güzeli Daday'da önce bir karnımızı doyuracağız. Etli ekmekten size de bahsedeceğiz. Güzelse diyeceğiz ki siz de mutlaka gelin deneyin. Aslında en iyi ablalar bilir. Abla merhaba. Güzel midir Daday'ın etli ekmeği? Çok güzeldir ve çok meşhurdur Daday'ın etli ekmeği. Ya ben kilo vermeye uğraşıyorum. Diyorlar ki Kastamonu'dan ye. Yiyeyim mi? Yiyeyim. Bizim gibi ol ye de. Aman. Güler yüzlü olayım sizin gibi. Sağlıklı olalım da gerisi tamam. Tıkır bulabilir miyiz bir yerlerde tıkır? Bulabilirsiniz. Vallahi çarşıda var mıdır satar? Vardır. Bu mekanın sahibinde var. Dükkanında var evet. Onu da hallederiz. Peki hadi hayırlı hadi, günler. İyi günler.
Dadaya gelme sebeplerimden biri olan etli ekmek hazırlanmaya başladı. Biraz sonra ustalarla en iyi konu konuşacağız ama gelince tabii bizi yalnız bırakmadı sevgili büyüğümüz Hasan Fethi Taş, Daday Belediye Başkanı. Teşekkür ederiz vallahi geldiniz bizi ziyarete. Evet, öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Memnun olduk. Biz Daday'da etli ekmeği yani bir marka yapmak için çalışıyoruz ve şu anda marka oldu. Nereye giderseniz gidin bu lezzeti bulamayacaksınız. Etli ekmek deyince Daday akla geliyor. İkincisi Daday deyince bundan sonra at geliyor. Atlı turizm geliyor. İlçemiz atlı turizmle ve etli ekmeğiyle öne çıkan bir ilçe ve sürekli gelişmekte. Şu yeşil an Daday değil mi burası? Evet. Yeşil Daday. Evet, Yeşil Daday. Şimdi her gelen Daday'dan memnun ayrılıyor ve tekrar ziyarete geliyor. İlçemiz bir 5-6 yıl içerisinde bir turizm cenneti olacak. Şimdi başkanım şöyle diyelim mi? İnşallah biz de bahara doğru bir gelelim. Evet. Uzun, dolu dolu sırf Daday'a ayırdığımız bir programı yapalım. Bunun hazırlıkları için de şimdiden sözünü alalım. Tamam. Hatta gelin. Peki bir şey soracağım. Daday'da işler tıkırında mı? İşler tıkırında. Genel olarak tıkırında. Şimdi şöyle şaşırma ya. Bir anda Türkiye'de pek alışkın değiliz. Her şeyin tıkırında olmasa biz bundan bahsediyoruz. Ha, yanlış anlamasın kimse. Bu tıkırdan. Tıkır 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 işliyor. Tıkır ne biliyor musunuz efendim? Organik termos. Şimdi ben size, evet, ben size bunun mazisini anlatayım. Eskiden köylerimizde yazın tarlada bağda çalışırken bunlara su koyuyorlar. Sıcakta bile kalsa su bunun içinde serin soğuk duruyor. Hem içerken bir çam lezzeti bir tat veriyor. Soğuk. Yani bugünkü bildiğimiz plastik kaplardan içmektense bundan içeceğiniz su çok daha lezzetli, çok daha güzel oluyor. Şimdi bakın bunun bir özelliği daha var. Bu özellikle ardıç ağacından olması gerekiyor. Neden? Ardıç ağacının çok güzel bir kokusu var. Yani bu da suya ayrı bir renk katıyor, tat katıyor. Vallahi çok güzel tıkır. Merak ederdim. Acaba tıkır tıkır da bundan geliyordur belki. Vardır ya da yapılırken çıkan sesten geliyordur belki. Ama bunu da gördük. Vallahi güzel. Tavsiye ediyoruz. Şimdi usta kaşla göz arasında maşallah hemen tık 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 açtın. Evet. Abicim nedir sizin bu Kastamonu'da diyoruz ki kilo vereceğiz, göbeği eriteceğiz. Etli ekmek, Daday etli ekmek yemeden gitme al geldik. Kilo alırsam sorumlusu sensin. Ya bu daha kilo alıyor tabii hamur işi olduğunda. Anlar. Nedir bu lezzetinin sırrı bu işin? Ya biz genellikle dana eti kullanıyoruz. Yani senin ustalığının, açmanın, hamurun hiçbir özelliği yok. Bütün iş etti mi? Olmaz olur mu? Hepsinde var. Ya bu kadar alacak bir usanma ya. Malzeme hazırız ya. Hazır bir şey. Şöyle bak incecik açtın. Evet. Heh şöyle. Kaç bunu hemen her elini oklavaya alan bunu yapamaz herhalde. Tabii yapamıyor tabii. Kaç seneni verdin bu işe? 26. 26'da oldu. Peki yalnız bir şey rica edeceğim. Şimdi bunu görüp gelenler olur falan. Gerçekte müşteriye ne kadar malzemeyi koyuyorsan aynısını. Tabii. Hani bazen televizyon çekimlerinde bol kepçe yapıyorlar abi onu yapma başımız ağrır sonra. Tamam. Hazır mı bu şimdi? Hazır. Hamuru dinlenmiş hamur mu bunu? Evet dinlenmiş hamur. Sen sahiden bu kadar kıyma koyuyor musun buna? Tabii. Daima. Sen çalışan mısın ortak mısın? Hayır ben ustayım. Çalışan. Patrona gıcığın mı var senin? Yok. Kıymanın kilosu olmuş 30 lira 25 lira. Millet kıymayı bulduğu zaman ne yapacağını şey sen doldur. Bak bir dakika dur abi dur. Dur. Bu bak müşteriye gider normal, değil mi? Normal. Standart. Bir kişilik bir evet, porsiyon. Bir tane. Tamam kapattık. Şöyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi anlata anlata bitiremediler. Hoş geldiniz. Ustalar çalışıyor. Daday'a geldiğimiz zaman. Sen açma işinden anlamazsın herhalde. Öğrendik. Öğrendin mi? Öğrendik. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak bana kızacaklar da. Dünyada en zor şey nedir biliyor musun abi? Usta milletini idare etmek. Genelde işi öğrenen üç fazla paraya hep gider. İşte biz de kaçanları yakalayamadığımızdan dolayı dedik ben de aldık. Yani ustalar var çünkü çok iyi işini iyi yaptı mı çok teklif geliyor. Evet. Bu kadar kıymayı koydun. Ustanın emeği var. Var.
Hamur var. Odun var. Odun var. Elektrik var. Var da var. Kira var, su var. Kaç liraya yiyeceğiz bunu? Bu 10 lira. Fiyatı makul. 10 lira. Fiyatı makul. Yanında ayranla beraber. O yani adam başı şöyle 15'i verdim mi gayet güzel. Arada belki iki kişi bir tatlı da yer. Rahat. Bir porsiyonu tatlı ayran 15 lira. Güzel. Tabii asıl ne yapacağız? Şimdi biz pişirmişini de buradan çıkarken göstereceğiz. Evet. Sonra kaydı keseceğiz. Kamera kapandıktan sonra biz yiyeceğiz. Sonra unutmazsak ki mutlaka güzeldir. Programın uygun bir yerinde tadından bahsedeceğiz. Bu arada bunu bir kişi, normal bir kişi ben yiyemiyorum açık konuşayım. Yani bir ekmeği bitirme şansım yok. Yani o kadar büyük ki. Birazdan siz görürsünüz nasıl yediğimizi. Bakacağız. Bakacağız. Zorlanırsınız diye düşünüyorum. Bence de zorlanırız. Gerçekten evet. Özel bir lezzet. O zaman şöyle yapalım. Biz artık sofraya geçelim. Pişmişini buradan çıkartırken yani son halini mutlu çeker. Bizim Yalçın da Serkan da ekrana getirir. Ondan sonra artık başka yerlere doğru da geçeceğiz. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Oldu. Çok ben teşekkür ederim sohbetimiz için. Havalar güzelleşince telefonlaşıyoruz. Güzel evet. Bir program. İnşallah yapıyoruz. Sırf Dadayı olacak. Evet. Usta elinize sağlık. Adres ver. Görüş. Buyurun efendim. Abi tereyağımız da alalım. Bir dakika bu bitti mi şu an? Hazır. Pişti. Hazır. Üzerine tereyağını sürüyoruz. Özel köyden. Buranın yöresel tereyağı. Oo, hazır oldu bile. Vallahi biz sofraya geçene kadar diğerleri de çıkar. Bazen bana diyorlar ki işte belediye başkanları yayında. Eğer belediye başkanları böyle gelip olayın içine girecekse, beraber yemek anlatacaksak, kültür anlatacaksak bizim kapımız herkese açık. Ama yok, parka bahçeye gidip ya da makamda röportaj yapacaksak bizim programda maalesef yer yok efendim. Hadi klip ekrana gelsin, biz de dolu dolu Anadolu'ya Kastamonu'da devam edelim. Efendim Kastamonu'ya diyorum ya çok sık gelirim diye daha önce tabakta servis hem de getirmiştim ama inanın Kastamonu'nun öyle bir pastırması var ki bu pastırmayı yerseniz başka bir yerde artık kolay kolay pastırma beğenme şansınız yok. Ama kayıttan önce de isim neydi abi? Ali Korkaroğlu. Ali Korkaroğlu abiyle de Ali abiyle de sohbet ederken bu aynı şeyden konuştuk. Şimdi eskiden lüks zenginlik haberleri yaparken lüks arabalar gösterirdik. Artık pastırma gösterecek hale geldik. Tamam Kastamonu'nun pastırması 10 numara ama pastırma her yerde çok pahalı. Ali abi önce hayırlı işler. Teşekkür ederim sağ olun Mert Bey. Nedir sizin Kastamonu pastırmasının özelliği? Efendim bizim Kastamonu pastırmasının özelliği her şeyden önce doğal yöntemlere kurutulmasıdır. Şimdi Türkiye'de en çok evet Kayseri'de üretim yapılıyor ama fabrikasyon sanayi tip olarak üretiliyor. Kastamonu pastırmasının en büyük özelliği tamamen doğal şartlarda. Yani bu doğal şartlar dediğimiz gün kurusu, güneş ve rüzgarla kuruttuğumuz ve kuruma periyodunda bir ay olması uzun bir zaman diliminde kuruyan bir ürün. Doğaya bırakıyoruz, rüzgar ve güneşten faydalanarak kendi kendini kurumaya bırakıyoruz ürünümüzü. Bunlar farklı çeşitleri mi? Bunlar efendim şu anda tabii ki bunlar etin en birinci sınıf kısımları. Bir gösterir miyiz abi şimdi? Şu en güzel pastırma bu mu abi? Bu etin rosto tarafı dediğimiz en yağsız ve yumuşak yeridir. Tabii daha çeşitleri var ama bunlar artık birinci sınıf. Müşteriye tamamen yani sunmak istediğimiz en güzel yerler olarak kabul ediyoruz. Bu nedir abi? Bu aynı Bu da but pastırması ve diğer bir bölgesi. Bir de yağlı kısımları olur etin ama bunlar gösterdiğim ürünlerimiz. Çeşitlerimiz etin en yağsız ve yumuşak yerleri. Kaçla pastırma? 80 lira efendim. Şimdi bir de efendim tabii pastırma 80 lira dedik ama burada vatandaşlar böyle kendi sofraları için gelip işte pideleri için falan aldığı pastırmalar var. Onlar biraz daha hesaplı ya da geliyor değil mi? Nispeten biraz daha hesaplı olabilir.
O da çemensiz pastırma dediğimiz etin yağlı kısımlarıdır. Biraz daha kırpıntı olarak sunulur. Yağlı ama kısımlarıdır. Güzeldir abi. Tabii ki pastırmanın özü budur. Çemensiz pastırma. Yani mesela pastırmalı yumurta yapacaksak bundan yapılır. Kesinlikle. Orta yağlı pastırmadan ve çemensiz pastırmadan yapılır. Kaç da bu? O da 70 lira. Arada 10 lira fark ediyor. Abi bir şey soracağım ya. Buyur. Samimiyetine güvenerek Ali abi. Yani inan sen de rahatsızsın değil mi? Yani böyle 80 lira 70 lira gönül ister ki 40 liradan satmayı. Kesinlikle liradan. Kesinlikle. Bunu ben de seve seve kabul ederim. Ama Türkiye'deki şu anki durum her şey ortada. Hiç memnun değiliz yani bu fiyatlarla. Eğer biz Kurban Bayramı'nda yurt dışından hayvan getirirsek pastırmayı da 80 liradan yeriz. Efendim maalesef tarım ülkesiyiz. Hayvancılık potansiyelimiz var. Ama fiyatların bu derece yüksek olması kesinlikle bizi bir satıcı olarak çok rahatsız ediyor. Halkımızın halini düşündükten sonra, piyasaları kontrol ettikten sonra bence çok yanlış uygulamalar Türkiye'de mevcut. Efendim, pastırma Kastamonu'da özel bir lezzet. Yani kilosu 80 lira ama nefis körelse 100 gram alırsınız. 100 gram, 150 gram, 10 liralık bundan alırsınız. 6 yumurta, 3 ekmek. Hadi afiyet olsun. Pastırma gribi ekrana gelsin, Mert Savaş yoluna gitsin. Dolu dolu Anadolu'da biz artık geceleri de çalışmaya başladık. Artık çok alışkın olduğumuz bir durum değil ama günler kısa olunca ve konu güzel olunca gece de çalışmaya başladık, devam ediyoruz. Şimdi yanımda kardeşim var. Aslında birçoğunuz hatırladınız, bazınız diyor ki ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum falan. Şimdi çok mesleği var. Mesela hakem ama ünlü bir hakem değil. Oradan tanıyamazsınız. Baba, onu da meslekten sorarız ama kızı bilir. Diğerleri için öyle ünlü bir baba da değil. Müzisyen diye mi? Bence Türkiye'nin en ünlü kantincisi dersek herhalde hani o konuda rakipsiz olduğunu ortaya çıkar, doğru mu? İnşallah tabii ki. Merhaba, nasılsın sevgili merhaba, kardeşim? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, hoş geldiniz öncelikle. Şimdi biz böyle artık günlük olarak da geziyoruz Türkiye'yi ve Türkiye'de iz bırakan, insanların kalbinde yer eden yetenekleri de gittiğimiz yerlerde karşılaşırsak ziyaret ediyoruz. Sen de bizi kırmadın. O Ses Türkiye'ye katılmıştın değil mi? Evet, O Ses Türkiye'nin ikinci sezonunda Mustafa Sandal'ın takımındaydım. Murat Poz ve Mustafa Sandal dönmüştü. Daha sonra Yılbaşı Gecesi yayınlanan bölümde ikinci düelle dediğimiz bölümde Semir Tercan adlı bir arkadaşımı eğlenmiştim. Kendisi de konservatuvar eğitim mezunu. Ayrıca benim şeyim yok yani herhangi bir müzik eğitimim falan yok. Tamamen kulaktan dolma. Babamın da rahmetlinin sesi güzeldi. Benimki de muhtemelen aile dengeleme şey. Evet. Nasıl? Evet. Böyle şeyim yani bizim televizyon duyarsanız ilginç. Böyle bir anda Taşköprü'de hiç ummadığın kadar tanınıyorsun. Evet. Ve o şimdi de devam ediyordu. Küçük yerlerde bu ölene kadar da tabii ki. Devam ediyor. Tabii ki. Avantajını yaşadın mı? Tabii ki. Yani mesela örneğin sadece Taşköprü'de müzisyenlik yapıyorum. Düğünlerde, çaybaşlarında, yemeklerde falan. Ama şimdi artık Kastamonu'nun bütün ilçelerinde hemen hemen işlere gitmeye başladım. Daha sonra üniversiteler mesela Kastamonu'daki üniversiteler küçük çaplı da olsa programlara çağırdılar. Onlar da güzel şeyler benim için. Keza yani dışa açılmak anlamında birkaç yer falan böyle oldu ama geniş anlamda tabii olmadı. Mustafa abinin de sözü vardı, hala da onu bekliyorum yani. Ben elenirken de kendisine böyle kalbine vura vura pişmanlık duyup da bir gün ararsan neredeyim nasılım diye sorarsan diye şarkıda söylemiştim. Hala Mustafa abiyken gerçi işleri bir hayli yoğun gibi yoğunlar, izliyorum. Yoğunlar. Evet. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Hani bu yarışmalarda ben böyle hep gazetelerde okuyorum. Yarışmalara katılıp belli bir aşamaya gelenler işte. Ondan sonra diyorlar ki yok kayboldu, yok gitti. Şimdi efendim çok yarışma var, çok yarışmacı var ve çok acımasız bir hayat var. Yani bu acımasız hayatın içinde bence bu işlerde hani kendine bu işi hayatının güzel bir anısı olarak bence ayırırsan hayat boyu mutlu olursun diye düşünüyorum. Tabii ki bence de çünkü şöyle ben O Ses Türkiye'ye gittiğimde katıldığımda şöyle düşünmüştüm. Hani yeteneğimin Allah vergisi bir yeteneğim olduğunu bilirim ama kızıma, aileme, eşime, dostuma bir hatıra kalır, bir video kalır ya da en azından ya bak ben televizyona çıktım gibisinden bir anı kalır diye düşünmüştüm. Güzel de oldu. Hani ben döneceklerine bile emin değildim. Hatta şarkının yarısı bitti. Dedim buradan herkese sevdiklerime selam söylerim. Güzel bir anı olarak kalmış olur.
ve memleketime dönerim demiştin. Ben sana mikrofonu vereyim. Şöyle güzel bir türkü, seni özleyenlere gelsin. Hem de eski günleri yad etmiş olduk, güzel oldu. Tamam. Bahçede yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Nanay gülüm, nanay topkâh küllüm. Nanay, nanay esmer yârim sin nanay. Nanay, nanay kendi malım san nanay. Sen bize bir tane de böyle hareketli oku. Biz bu programda böyle güzel Kastamonu görüntüleriyle, kliplerde de senin sesini kullanalım müsaadenle. O zaman bir Kastamonu türküsü okuyayım. Ben Tridilim Hanım'a kısaca tanıdım size. Tamam. Pekala. Mandayva yapmış Söğüt'le oğluna, aman aman. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Amanın yandım, amanın 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 yandım. Tridine 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 bandım. Bedavama sandım, para verdim aldım. Çaldım sattım görmeden aldım. Hey hey! Aşağıdan gelir Türkmen koyunu. Aman aman! Fidana benzettim Şahin boyunu. Amanini yandım, amanini 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 yandım. Tridine 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 bandım. Bedavamı sandım, para verdim aldım. Çaldım sattım görmeden aldım. Kastamonu turumuz Daday'da devam ediyor. Şimdi Daday'ın bir özelliği de şu efendim, Türkiye'nin artık onu dünya kabul ediyor. Kaz Dağları'ndan sonra en temiz havaya, en güzel oksijene sahip olan ikinci yerleşim yeri olması. Şimdi bakın burada böyle yine Daday'da çiftlikler var. Biz de o çiftliklerden birindeyiz. Şansımıza hava güzel. Konaklamadan at gezilerine kadar, burada doğal hayata kadar her şey burada yapılabiliyor. Buranın havası çok önemli değil mi? Her şey havada bitiyor aslında. Muhakkak. Özellikle yurt dışından ve internetten bilgisayar üzerinden araştırma yapan misafirlerimiz bilimsel ölçümlere dayanarak yapılmış olan ve bu ölçümler sonrasında karar verilip dünyada Kaz Dağları'ndan sonra ikinci en temiz havaya sahip olan ilçemizde karbondioksit sıfır, oksijenin %40 oranında iyi olduğu bir ilçedesiniz. Tabii bir zamanlar burada Türkiye'nin en büyük sanatoryumu vardı. 300 yataklı. Artık tabii burası Türkiye. Bunlar da beni çok ilgilendiren konular değil ama artık ne olduysa bilmiyoruz. Bugün atıl vaziyette yataklarının çürüdüğü, kimsenin olmadığı, belki de bu hastalıklara sanatoryumda tedavi görecek hastaların en temiz havayı alacaklar için en rahat iyileşebilecekleri bir yer yok olup gitti. Bunun sebebi dediğim gibi çok merak eden varsa interneti açar bakar detayını öğrenir. Atlar gayet güzel değil mi? Oraya gelip biliyorsunuz geziliyor. Evet. Farklı hayvanlar var. Doğal yaşam mı? Tam anlamıyla doğal yaşamdan girişte çiftlik hayvanlarımız karşılıyor bizi. Paçalı ruzumuz, paçalı tavuğumuz, tavus kuşumuz, Amerikan kukuru cinsi köpeğimiz, K9 köpeğimiz. Tamamen onlar çiftliğimizde boşlukta dolaşıyorlar, geziyorlar. Misafirlerimiz geldiği zaman onları sevebiliyor, dokunabiliyor. Dediğim gibi kahvaltısını, göresel kahvaltısını alabiliyor çardaklarımızın altında. Tamamen doğal yaşam köyüyüz. Ya burada çok para da alıyorsunuz. Kaç lira alıyorsunuz kahvaltıya? Kesinlikle çok para almıyoruz. 22 çeşit köy ürününden oluşuyor kahvaltımız. Köy ekmeğiyle başlayıp köy tereyağı, köy balık. Kaç lira?
18 lira kişi başı ücreti. Fiyat güzelmiş. Mantıklı. Konaklama kaç lira? 70 lira kişi başı konaklamanın bedeli. Odada konaklıyor, 22 çeşit köy kahvaltısı alıyor. Dolayısıyla konaklama. Bu güzel. 52 liraya konaklama geliyor. Kahvaltıda 18 dediğin zaman kahvaltıyla kurtarıyorsun. Vallahi güzel. Aslında çok fazla da harcamak istemiyorum buraları. Sebebi şu. Buralara Mayıs'ta geleceğim ben. Mayıs, Haziran'da geleceğim. Tam böyle toprak ananın, duanın en güzel olduğu zamanlarda doyasıya ekrana getireceğim. Ama şunu size söyleyeyim. Kastamonu tarafına geliyorsanız bir etli ekmek yemek için. İki, temiz havayı böyle işinize en güzel şekilde çekmek için. Güzel bir kahvaltı yapmak için. Bol oksijen almak için. Benden size tavsiye. Dada'ya uğramadan kesinlikle gitmeyin efendim. Dolu Dolu Anadolu'nun bugün sonuna geldik. Kastamonu'daydık. Benim için de güzel bir tesadüf oldu. Programımızın açılışında Bal Ligi'nde şampiyonluğun en güçlü adayı olan Kastamonu Spor taraftarlarıyla beraberdik. Renklerine de uygun bir şekilde giymiş olmanın da ben de keyfini yaşadım. Başarılar diliyoruz. İnşallah Kastamonu Spor çok daha güzel yerlere gelir. Sadece sporda değil, her güzellikte her şeyin en iyisini fazlasıyla hak eden bir şehir Kastamonu. Güzel bir programdı. Kastamonu Spor konuştuk. Yeteneklerden bahsettik. Pazarı gezdik. Lezzetlerden, tarihi yerlerden derken programın sonuna geldik. Mert Savaş 08 Twitter adresim. mertsavaş@kanaltürk.com.tr'de elektronik posta adresim. Ayrılık vakti geldi Kastamonu'dan. Kim bilir bundan sonraki durağımız cennet ülkemizin hangi köşesi olacak? Siz Mutlu Şahin'in çektiği görüntülerden hazırladığımız Kastamonu klibini izlerken biz de yeni programlar için yolculuğa başlayalım efendim. Hoşça kalın.